أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Şimdi dinle. Belki kaç sene var buraya Bolşevik geleni, burada tarikat diye bir şey bırakmadı. Ondan önce de Şeyh Şamil Hazretleri muharebe etti 25 sene. 25 sene veya 35 sene harp etti ve sonunda yine kafir buraya girdi. Önce davet etse de yani kalkıp kafir buhar girdi bu yer geldi. Ne için yoruldu? Yoruldu. Yorulduğu vakitte onun için Ucuvani Hazretleri İmam-ı Tarikat'tır. Abdülkadir Ucuvani. İmam-ı Tarikat'tır. Öyle söyler imiş. Duran da yorulan da bizden değildir. Turgan yorulan bizden değildir. Yorulan ayrı yani. Turgan'ın ne oldu? He? Turgan'ın manası ne oldu bilmiyorum. Durduğu vakitte. Halli vakab. Ma meşa ma tekaddem. Halli vakab. Öyleyse bizde. Hatmi Hacegan imamıdır o. Hatmi Hacegan imamı o Cumani Hazretleri. Bu hatim okuyoruz biz. O Cumani'dir imam. Hatim'in imamı değil, Duvani Abu Kadir. Abu Kadir bu Duvani. Abdülhalik. Abdülhalik, Şeyh Abdülhalik Hoş Duvani Hazretleri bu Özbekistan'da, Bukhara'da onun türbesi. Gıcdivan şehir var, 45 kilometre ben onda buldum. Buldu mu? Buldum. Biz de buldan orada ziyaret etmişiz. 5 sene oldu. Benim de 3 sene oldu. Benim de 5 oldu. Orada Ucuvani Hazretleri duran, yorulan, yorulan bildi mi? Hı-hı. Yorulan bizden değil. İmam Şamil Hazretleri ile olan kimseler yoruldu. Ali o Avukat Ucuvani arka varmayı toktaganına, arıganına, yorganına bizden duruldu ve etmez olduğunu aytaganı bunu İmam Şamil olan davetçiler arık tokta dedi. Kafir yorulmadı. Ama kafir arınmadı. Rus yorulmadı. Rus yorudu. O alga yorudu. Ölse de yine yorudu. Yine yorudu ta ki bütün Dağistan'ı zapt etti. Zapt ettiği vakitte ne yaptı Rus burada? Burada ne kadar tarikat varsa, tarikat şeyhi varsa hepsini topladı, Sibirya'ya sürdü. Anladı, anlaşıldı. Sibirya'ya sürgün. Başına adam toplayan bir kimse varsa ondan ürküyor devletler, hükümetler. Şeyhlerden korkuyorlar. İmamlardan korkmazlar. İmamlardan korkmazlar. Çünkü imam camide arkasına toplanan adama imamlık yapar. Ondan sonra imamın arkasından kimse görünmez. Ama şeyh, tarikat şeyhi, onun arkasına adamlar gelir. O şeriat dedi mi, hükümetler görür, baş aşağı gider. Onun için Rus, kafiri, şeriatın alimlerini değil, onlardan da gönderdi ama asıl başına adam toplayan şeyhleri Sibirya'ya gönderdi.
Suğuri Hazretlerini daha göndermek istemiş. Suğuri Hazretlerini bir ata bindirmiş. Biliyor musun at? Ne biliyor musun Hamas'ın? Ata bindiği vakit o at çökmüş. At öyle çöktü. Onun üzerine demişler ki bir arabaya bindirelim. Arabaya bindirdiği iki at koştu. İki at çekemedi. Suhuri Hazretleri böyle oturuyor. Oturuyor. İki at daha koymuş önüne. Kırbaç vuruyor. Atlar çıkıyor. Böyle... Kamı şuura, talpına tervanip olmayın. Altı at koşmuş. Yürümedi. Sekiz at koştu diyor. Sekiz at düştü yere, araba yürümedi. Rus general, o kafir demiş ki, bu bizi patlatırır, bu adamı koymasın geldiği yere. Bunun gitmesin demiş zeminliğe. Suğuri Hazretleri, Allah sırrını takdis etsin. Suğuri Hazretleri diyor, her gece sülüsül akırda La ilahe illallah La ilahe illallah La Temur Hanşura gibi şehir onun olduğu yer tren düdük çaldığında bütün memleket işitiyor gibi kendi hücresinde bu La İlahe İllallah dediği vakitinde bütün memleket ayağa kalkar. Gece yarısından sonra o zaman herkes anadan meme emen çocuk bile böyle uyanır. Öyle zat o Suğuri Hazretleri. Belki 100 yıldan beri tarikat meselesini burada kafir yasak etmiş. Lakin tarikat haktır. Hak yoldur. Gerçektir. Tarikat Müslümanlara yoldur. Müslümanlar Allah'a giden yol arar. Dünyaya giden yolu hepsiniz bilirsiniz. Tarlasının, evinin yolunu bilmeyen adam var mı bu muklardan? Sor bakayım. O suyuna varan yolunu bilmeyen kişi var mı? Dünya yolunu bari biz de bilesin. Temirkan Şura'nın da yolunu biliyor. Hamas'ın biliyor. Muhaşkale'nin biliyor. Çok biliyor. Dermen biliyor. Hamas'ın tavuk satıyor. Kim? Ay nerede tavuk? Bu koyular Dermen'de tavuk satıyor Hamas'ın. Tavuk tüccarı hepsi. Tavuk Kekoni bilmeyen var mı? Kekoni bilmeden vardır burada. Kekoni yolunu. Ama Muhaşkale biliyor. Allah'a giden yolu bilen var mı? Allah'a giden yol. Allah'a giden yol. Buradan Mekke'ye gidecek olsa Mekke yolunu sormak lazım. Mekke gökyüzünde değil, yeryüzündedir ama soracaksın, nasıl, nereden gideceğiz, nereden çıkacağız? Sormak lazım. Mekke yol, Allah'a giden yol, o beytine giden yol, o Beytullah'adır. Beytullah'a giden yol bile delil ister. Tarikat ister, tarikat dediği yoldur. Mekke'nin tarikatı vardır, yolu vardır, o yolu bulacaksın, o yoldan Mekke'yi bulacaksın, Beytullah'ı bulacaksın. Allah'ı bulmak başka, Beytullah'ı bulmak başka. O Beytullah'tır, Allah'ın evi. Allah'ı bu isteyiyor bir
Bizim istediğimiz Allah'ı istiyor. Onun için tarikatsız Allah'a nasıl gideceksin? Yani aklı olmayan adam tarikatı inkar eder. İslam'ı tanımayan, cahil olan adam tarikatı inkar eder. Cahilli ben nigramen. Tarikat nereye çağırıyor? Dünyaya mı çağırıyor? Siz gelin dünyaya. Dedik ya, dünyayı siz biliyorsunuz. Size efendim tarla sürünüz, tarla ekiniz, bostan ekiniz, darı ekiniz, dura ekiniz, efendim balık avlayınız, kuş avlayınız, kurt avlayınız diye burada tarif yok. Tarikat bunu tarif etmiyor. Tarikat, Allah'a gidecek adam yok mu? Şimdi Allah'ı arayan kimse güzel güzel gider. Allah'tan kaçanlar, Allah yoluna gitmek istemeyenleri bir gün tutacaklar. Getirip taputun içine koyacaklar. Tabut içine koyacaklar. Taputun içine vurulmayacak adam var mı? Nereye gidiyor? Sor kendine bakalım. Ahbap nereye gidiyorsun? Hani kayısını getireceksin. Bunlarına sor. Nereye gidiyor? Tarlaya yoksa kümese yoksa Temirhan şuraya. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyor taputun içindeki adam? Ahirete diyeceksen ahirete gidiyorum, ahirete. Ya dünyayı ne yaptın? Dünyayı benden geriye kalanlara bıraktım. Senin dünyan benim çoluk çocuğa kaldı, başkalarına kaldı. Ya ne götürüyorsun? İşte o kefeni götürüyorum dedi. Ya. Onun için bizim burada tarikat müminleri Allah yoluna getirmek için, yol göstermek içindir. Allah nasıl bulacağız? Allah'a çağırmadan Allah'ı bulur musun? Bak buraya ben geldim, misafir geldim buraya. Burada kaç defa buradaki müezzin çağırdı. Türkiye'den gelen konuklar geldi. Geliniz. Görünüz, çağırdı değil mi ya? Haber verdi. Onun gibi şimdi tarikat sahipleri çağırıyor şeyhler. Geliniz, görünüz, Allah'a gidecek yolları biliniz. Bizim ismimizi söyledi. Ahali işitti ve buraya geldiler. Şimdi Allah'a çağırmasa Allah'ı bulur mu insan? Allah, 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 Allah diyenden kime çağırıyoruz? Rus'a mı çağırıyoruz? Ermeni'ye mi çağırıyor? Haşa İngiliz'e mi çağırıyor? Allah diyor. Allah demek yasak olduğu vakitte demek ki İslam bitmiş demek. İslam'ın okumuş insanı Allah demeyi yasak ederse demek ki onların İslamiyeti kalmamış, bitirmiş. Allah demek kötü bir şeydir diyerekten ilan ederse o adamların dini imanı var mı? Çok şimdi kimseler dolaşıyor Kürdistan'da da başka taraflarda da diyor ki zikir yapma. Türkü çağıran adama gidip demiyor, bu şarkı okuma, türkü çağırma. Ama nerede bir camide oturup da Allah Allah çekerse diyor, bu büyük günahtır. Deli olmuş bu herifler. Kumarhanalık olmuş bu herifler. Kaçıyorlar. Diyorlar bu yasak. Ya, Allah da ver, nasıl yasak? Allah'a çağırmayıp kime çağırıyor? Oturup şeytan, 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 şeytan mı diyelim?
İblis, iblis, iblis mi diyelim? Faraon, faraon, faraon mu diyelim? Geberik, İssalin, geberik, Lenin mi diyelim? Geberik. Onlara demiyor, gidip söylemiyor. O putları indirin aşağı demiyor. O Hicaz'dan gelen bir sürü hergele var burada. Efendim, meydanlarda putlar var. O putlara için girip de demiyor hükümete, bunları atın aşağıya. Bunlar dine, imana düşmanlık yapan, milyonlarca Müslümanı öldüren geberiklerdir. Bunları neye tutuyorsunuz demiyor. Caminin içerisinde Allah Allah diyene musallat olmuş o şeytanlar. Bu gençleri aldatmak için. Neye gitmiyor oraya? Her biri 70 milyon, 80 milyon Müslümanın kanına girmiş. Bu memleketlerde siz biliyorsunuz öldürülen insanların adedini. Onları bilmiyor. Onu etki çağı insanı siz bilesiniz, biz bilmiyoruz. Böyleyken o melunlar geliyor burada. Burada camide Allah diyen size diyor ki yapma, zikretme. Sarıklı adama dinleme. Şeyhlere tabi olma. Kime tabi olmanın zekâla mı tabi olma? İşte bu zaman ahir zaman. Onun için Peygamber buyurdu aleyhisselam, gözünü aç. Benim ümmetim 73 fırka olacak. Bir fırka selamet. Öteki 72'si cehennemdedir. Bunlar parayla milletin dinini bozmak için Yahudidirler. Milyonla ceplerinde gavur parası dolu geliyor buraya. Müslümanların itikadını bozmak için. Bunların işi bu. İslam'ı yıkmak, imanı yıkmak. Allah buyurur, اَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ Ey benim kullarım, beni zikredin, sizi zikredeyim. يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُ اَذْكُرُوا اللّٰهُ Şimdi cehennem oldu gitti. Hemen öteki, efendim, tüpeyli dediğimiz parazit derler. O bir şeytanlar hemen buraya yaklaştı, geldi ki bir kere daha burada tarikat uyanmaz. Şimdi Müslüman gençleri biz kendimizi alalım. Allah demesin bunlar, Peygamber'e salavat da getirmez. Mevlid okumaz. Dünya kuruldu, kurulan mevlid okunuyor. Nasıl şimdi yasak olur? Halini misali olur. Yahudi olmak lazım, yasak etmek için mevlidi. Cuhud olacak, mevlidi yasak etsin. Salavat-ı şerifeyi yasak etsin. Bak burada koca kitaplar var. Burayı bunlar kimse anlamaz bunları. Burada 4 cilt tefsir vardı. Ruhul beyan tefsiri. Bu kitabı o Vahabiler bulsa yakar. Orada Osmanlı'nın yazdığı ne kadar kaç bin kütüphaneler, kitapları hepsini toplayıp, yıkıp, yakıp parçaladı. Bu kitapların ciltlerini, dışında deri ciltler var ya, o deri ciltleri o Bedeviler, Vahabilerin ayakkabı yapmış. Medine-i Münevvere'de tekke bırakmadı, medrese bırakmadı, dergah bırakmadı, efendim, kütüphane bırakmadı, hepsini yıktı. Ne taş bıraktı, ne toprak bıraktı. Şimdi buraya geliyorlar, bu gençleri aldatmak için. Kabire ziyaret etme, evliyalara ziyaret etme, yasaktır. Halt etmişler. Şehitleri ziyaret etme, evliyaları ziyaret etme, yasaktır. Hangi kitapta var yasak olduğu? Yahudi kitapta her gün şey yok. Yahudilerin yani. Kitabında var. Onun için dikkat ediniz. Biz Allah'ın yolunu peygamber gösterdiği gibi bize size söylüyor. Kalbin Allah ile olduktan sonra sana bir şey yapamaz. Allah yüreğimizi iman ile, İslam ile doldursun. Yetişir şimdi bu kadar. Allah razı olsun. Bu çoluk çocuk da geldi buraya. Büyüklerin hürmetine geldi. Bunların inşallah hepsi iman İslam'ın çiçekleri olacak ve ahir zamanda Mehdi aleyhisselam gelir. Hazreti Mehdi geldikten sonra onun askerinden olacaktır bunların hepsi. İnşallah. Allah diyenler onun askeridir. Bunların içerisinde hepsi pehlevandır bunlar. Ha, önemli de efendim kuvvetli de. İman ile kuvvetli, bazısıyla kuvvetli olacak. Kendilerini gözetsinler de. Peki, Allah razı olsun.
ziyadeten şerefi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme rabbena ve rahmena ve tüm aleyhina rabbina ve sellem. Allahümme yesir umurana ferri şurubana ve şükürlerine ve affir zunubana ve affir ziyunana asli ahvalana ve evladana ve iladana hukkamana ya zel cüdi vel kerem ve ya kadimul ihsan ya nasir el muslimin amin ya nasir el mu'minin amin ansurna alel kavmin kafirin amin ansur sultanana sultanel muslimin amin bi hürmeti ve nezzelte aleyhi suretel fatiha bismillahirrahmanirrahim